Merhaba arkadaşlar, ben Melek Selin'den, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Coco Star pastamla geldim. Bu pastayı 2 gün önce yeğenim Ahmet Kerem'in doğum günü için yaptım. Buradan tekrardan doğum gününü kutluyorum. Nice yaşlar diliyorum. Seni çok seviyorum teyzem. İyi ki doğdun. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle alt tabanı kekini yapmakla başlayacağız. Çırpma kabıma 3 tane yumurtamı kırmakla başlıyorum. Ve üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı da ılık su ekliyorum. Mikserimle hiç ara vermeden bir 5 dakika rengi açılana kadar çırpacağım. Daha sonra bir su bardağına 2 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Kalan boş kalan kısmını da un ile dolduracağım. Bir su bardağına tamamlayacağım. Eleyerek üzerine ekleyeceğim. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ekleyeceğim. Önce bir karıştırdıktan sonra çırpmaya devam edeceğim. Kalıp olarak da 26 santimlik kelepçeli kalıp kullandım arkadaşlar. Alt tabanına gördüğünüz gibi yağlı kağıt koydum. Kenarlarını da margarinle yağladım yapışmaması için. Kekimi kalıbıma döküyorum. Spatula ile önce bir güzel eşit bir şekilde yayacağım. Birkaç kez de tezgaha vurup hava kabarcıktan çıkmasını sağlayacağım. Ve önceden ısıttığım 170 derecelik fırınımda yaklaşık bir 15 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim. Çıkartmadan önce kürdan testi yapmayı unutmayalım. Kekim pişerken de ara katını yapacağım arkadaşlar. Bir kabıma 200 gramlık sıvı kremamı ekliyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Ve mikserimle krem şanti kıvamı alana kadar, koyulaşana kadar çırpacağım. Üzerine 2 su bardağı Hindistan cevizi ekleyeceğim. Yalnız ikinci su bardağını kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Kalanını da ekledim gördüğünüz gibi. İyice karıştırdıktan sonra üzerine de 1 yemek kaşığı erittiğim tereyağını ekleyeceğim. İyice karıştıralım. Kekim fırından çıktıktan sonra, soğuttuktan sonra kelepçesinden çıkartıp servis tabağına alacağım. Tekrardan kelepçesini takıyorum arkadaşlar ve kürdanla keke delikler açacağım. Ve üzerine bir çay bardağı süt ekleyeceğim, soğuk süt. Ara katı gözüme çok az göründü arkadaşlar. Ben biraz kalın hayal ediyorum. O yüzden tekrardan ikinci bir katını yaptım. İkisini birleştiriyorum.
Kekimin üzerine koyacağım. Kaşıkla eşit bir şekilde bastıra bastıra düzleştireceğim. Daha sonra küçük bir kaseme bir çay bardağı sıvı krema koyacağım. Kremam biraz koyu olduğu için dökmekte zorlandım. Kaşık aldım geldim. Kaşıkla tencereye koyuyorum. Daha sonra ocağa koyup kaynamasını sağlayacağım. Kremam kaynarken de çikolatasını hazır edeceğim arkadaşlar, küçük küçük doğrayarak. Yarım sütlü kullanacağım, yarım bitter kullanacağım ben. Daha kolay erimesi için küçük küçük doğrayacağım, kıracağım. Kremanın içine koyup karıştırarak erimesini sağlayacağım. Üzerine döküyorum. Kaşıkla da eşit bir şekilde yayacağım arkadaşlar. Kenarlarına da ben Hindistan cevizi koydum ama hiçbir şey koymasanız da olur.
Şimdi bir gece dinlenecek. Bu bir gece dinlenmiş hali arkadaşlar. Kenarlarını önce tam çikolata olan kısmını bıçakla bu şekilde dolandırıyorum. Kelepçesinden çıkartacağım. Pastamız hazır. Dilimlerken de arkadaşlar çikolatası yoğun olduğu için ben biraz ılık suyun içine batırarak dilimliyorum. Dağılmaması için. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şu ara katını görünce de iyi ki de ikinci katını yapmışsın dedim arkadaşlar. Göze çok daha güzel hitap ediyor. Tadı zaten muhteşem. Kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Tadına da bakayım. Bu Ahmet Kerem'im için yiyeyim. Bunu Mehmet Telham için yiyeyim. Tadı çok güzel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.